Insider programında beta'ya geçince uzun süre güncelleme almadı. Geliştirici kanalının sık sık güncelleme aldığını görünce dayanamadım. Ben de dün akşam tekrar geliştiriciye geçtim. Yani Insider ayarlarında şu an geliştirme kanalındayım. Tabii geliştirici kanalına geçince birkaç güncelleme birden geldi. Bu güncellemelerden sonuncusu 9 Haziran'da yayınlanan 25.136 güncellemesi. Peki bu güncellemede ne gibi yenilikler var? Bunlardan bahsedelim. Kullanıcılar dosya gezginine sekmeler istiyorlardı ve bu güncelleştirme ile sekmeler geldi. Windows ve E ile bir dosya yöneticisi açalım. Evet, görmüş olduğunuz gibi bakın yukarıda artık sekme bölümü geldi dosya gezginine. Buradan yeni bir dosya daha açabiliyoruz. Klasör açabiliyoruz. Bakın screenshot. Burası da giriş kısmı. Hatta bir tane daha açalım. Screenshot kısmını açalım. Yani dolayısıyla birden fazla sekmede burası da aynı olmuş. Burası veya Bandicam olsun. Birden fazla sekmeyle beraber artık dosya gezginde çalışabiliyoruz. Tabii yine eksiklikler var. Ayrıca Microsoft soruyor ne gibi özellikler istiyorsunuz diye ben de geri bildirimde bulundum. Mesela şuradan sekmeyi tutup ayıramıyoruz. Yani böyle gidiyor gibi oluyor ama yani herhangi bir yere gitmiyor. Belki yer değiştirebiliyoruz. Evet, şöyle yerlerini değiştirebiliyoruz. Yalnız evet şu an yer değiştirdi. Bunu sağa alabildim mi? Bunu sağa alamadım. Alamıyorum ama sağdakini sola şu an alabiliyoruz. Bunu en başa alalım. Alabiliyor muyuz? Girişi en solda tutuyor. Alamıyoruz. Yani bu sekmeyi ben istediğim zaman ayırabilseydim tek sekme olarak güzel olabilirdi. Fakat ayıramıyorum şu an. Ayrıca aynı anda da görmek isteyebiliriz. Diyelim bir klasörden bir klasöre bir şeyleri atıyorsunuz. O an çalıştığınız projeyle ilgili. Aynı anda mesela şu ikisini ikili görünümde şu iki sekmeyi birden şu pencereyi ikiye bölerek görebilseydik keşke ama belki ileride bu tip özellikler de gelir. Şu an itibariyle tek pencere içinde birden fazla dosya gezgini açabiliyoruz. Bunlar arasında geçiş yapabiliyoruz. Hatta bu sekmelere belki diğer programlar da ileride eklenebilir. Mesela burada aynı zamanda şurada da tarayıcıyı görebiliriz. İşte InDesign'i görebiliriz, Word'u görebiliriz. Yani tek bir pencerede hepsiyle çalışmak da belki ileride mümkün olabilir. Ayrıca Microsoft şu sol tarafı da buradaki butonları da yenilediğini söylüyor. Burada da bir takım değişiklikler yapılmış. Üst tarafta sık kullananlar. Bunlar benim sabitlediğim şeyler. Alt tarafta yine işte OneDrive için bir kısa yol, bilgisayarım için bir kısa yol, işte bağlı olan bellekler ve ağ içinde bir kısa yol görüyoruz. Burada da bir güncelleştirme yapılmış. Widget'larla ilgili güncelleştirmeler var. Ekranın sol tarafından sağa doğru çektiğimizde widget'lar geliyordu. Mesela hava durumunda işte bu animasyonlar, bunlar yeni gelmiş. Widget'ların daha hareketli hale geldiği söyleniyor. Hava durumuyla ilgili haberlerle ilgili de böyle bir güncelleştirme olduğu söyleniyor ama haberlerde ben bir canlanma veya canlılık şu an göremiyorum. Belki haberden habere mi değişiyor onu bilmiyorum. Ancak şu an sadece şu hava durumunda böyle canlı bir widget görüyoruz. Microsoft yine bir güncelleme ile onlarca yüzlerce sorunu çözdüğünü söylüyor. Devam eden sorunlar olduğunu da belirtiyor. Yani bu güncelleme ile gelen dosya gezgininde sol menünün düzenlenmesi, yeni sekmeler ekleyebilme özelliği ve widget'lardaki hareketlilik. Bu güncellemelerden faydalanabilmek için tabii ki Insider olmanız gerekiyor. Insider olmak için de ayarlar kısmından Windows Update'e girip Windows Insider programına tıklayıp buradan Insider ayarlarınızı geliştirme kanalı olarak seçmeniz gerekiyor. Normalde sizde bunların hiçbiri seçili değil eğer Insider değilseniz. Zaman zaman beta kanalına ve sürüm ön izlemesine geri dönebiliyorsunuz. Aynı güncellemeyi aldıklarına dönülebiliyor. Ama Insider'dan normal Windows kullanımına geri dönüş yok. Ve geliştirme kanalında tabii ki hiç kullanılmayan özellikleri de görebiliyorsunuz. Düşük kararlılık olabiliyor, Windows donabiliyor, problemler çıkabiliyor. Dolayısıyla bu riskleri göze alarak geliştirme kanalına geçmeniz lazım. Ancak yeniliklerden ilk faydalananlardan biri olmak ve sürekli güncelleme almak, sık sık güncelleme almak da oldukça güzel diyebilirim.